Enver Erkan karşımızda olacak. Piyasalardaki havaya soralım. Enver, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Burçak, hoş bulduk. Şimdi dışarıda verilen tepkiyle, özellikle gelişmiş ülke borsalarının verdiği ya da piyasalarının verdiği tepkiyle gelişmekte olanları biraz ayırmak gerekecek herhalde. Çünkü biz bugün borsada yine zaman zaman %2'leri aşan bir değer kaybı görüyoruz. Kurda da 2.23'lere yaklaşan bir hareket gördük. Önce içeriden başlayalım. FED sonrası bu havayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kalıcı olur mu? Şimdi FED sonrasındaki duruma bakacak olursak, FED'in şahin ve güvercin tutum arasında kalması borsalarda bir ayrışma yaşanmasına neden oldu. Burada gelişmekte olan ülke piyasalarının olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Hem gelişmekte olan ülke kurları değer kaybediyor, hem de aynı zamanda gelişmekte olan ülke borsalarında, özellikle de BIST 100 endeksinde bir satış baskısı görüyoruz. FED açıklamalarından iki önemli satır başı ortaya çıktı. FED her ne kadar kayda değer süre ifadesini korumuş olsa da, birinci olarak Yellen ekonomik performansı bağladı ve kayda değer zaman ile ilgili koşulların değişebileceği sinyalini verdi. Diğer taraftan Amerika'da son dönemde gelen ekonomik verilerin olumlu olmasıyla beraber piyasa faizlerin daha erken arttırılabileceği yönünde bir sinyal aldı. Diğer bir ifade, FOMC üyelerinin 2015 sonunda FED fonlama faizi beklentisini %1.37,5 seviyesine çıkarmasıydı. Bu beklenti daha önce %1.12 seviyesindeydi. Bunun da piyasalarda bir reaksiyon yarattığını görüyoruz. Genel olarak dolar lehine olan hareketler nedeniyle hem Borsa İstanbul'da satış baskısı, hem de Türk lirasında satış baskısı var. An itibariyle %2 civarında yakın bir satış borsada görüyoruz. 78.600 yukarıda önemli bir direnç. 77.500'de Borsa İstanbul'da tutan bir destekti. Burası kırılma eğiliminde. Eğer ki bu seviye aşağısında kalırsak 76.000 seviyesine doğru bir satış baskısı görebiliriz. Diğer tarafta dolar TL'de ise 2.2250 seviyesi kritik görünüyor. 2.2250 üzerinde dolar TL kritik kalıcılık sağlarsa yeni bir bant aralığı açılabilir. Kısa vadede 2.24 yeni hedef. 2.24 eğer yukarı yönlü kırılırsa yukarı riskler de artabilir. Evet, Avrupa Merkez Bankası'nın bugün yapacağı ihale ucuz ve uzun vadeli finansman sağlamayı hedefliyor bankalara. Bugünkü ihaleyle birlikte Euro'da görünümü nasıl değiştirebilir ya da etkiler mi? Şimdi baktığımız zaman Euro dolar dünkü FED açıklamalarından sonra yeni bir aşağı yönlü kırılma yarattı. 1.29.20 kırılmasının gerçekleşmesiyle beraber şu anda 1.28.70 civarında hareketler gerçekleşiyor. Bugün tabii ki çok önemli bir gündem yok. Euro bölgesinde gerçekleşecek TLTRO ihaleleri dışında. Şu anki görünüm itibariyle 1.28.70 önemli. Eğer ki destek alınabilirse 1.29 üzerine doğru bir toparlama olabilir. Ancak paritede yeni kırılmalar gerçekleşirse, özellikle Euro'da değer kaybına bağlı olarak görülebilecek gerilemelerde 1.28.40, 1.28.10 seviyeleri hedeflenebilir. Daha uzun vadede 1.30 seviyesi üzerine bir hareket gerçekleşmediği sürece Euro-Dolar'da zayıf seyrin devamını bekliyoruz. Peki Enver Erkan, teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Euro bölgesi veri akışı anlamında sakin, ancak İskoçya'daki referandum sonuçları bölgeyi etkileyebilir. Dolayısıyla Fed'in ardından gözler bu referandum sonuçlarına çevrilecek. Gün içinde piyasalardan gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Şimdi hoşça kalın. Vakıfbank'ın sunduğu piyasa ekranı devam edecek.